Podcast dinle güne başlarken. Dünyanın gündemi İsrail-Gazze hattı. Dün önemli gerçekten gelişmeler yaşandı. Yine çok büyük bombardımanlar yapıldı. İsrail Cibaliye'ye mülteci kampını vurdu. En az 100 kişi öldü. Sivilleri bilerek hedef aldıklarını kabul eden İsrail ordu sözcüsü bölgede Hamas komutanı vardı diyerek eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştı. Bu arada Mısır bombardımanın başından beri ilk kez yaralı Gazzelilerin Refah'tan geçişine izin vereceklerini açıkladı ve yaşananlara tepkiler dinmiyor. İnsanlık suçu, vahşet ve katliam. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bu sözlerle tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan İsrail'in bir örgüt gibi davrandığını sözlerine ekledi. Ateşkes bir an önce olmalı, sağlanmalı diyen Erdoğan sorunun çözümü için de uluslararası barış konferansı düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu dün. Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Filistin mitingi üzerinden hükümete eleştiriler yöneltti. Filistin'de kan akıyor, sen miting yapıyorsun dedi. Kılıçdaroğlu yetki verilmesi durumunda çözüm için ne gerekliyse yapacağını söyledi. Yardımlar için de belediyelere haber verildiğini, yine bir organizasyon yapılacağını ve yardımların gönderileceğini kendi açılarından da ifade etti. Ve yine dün grup toplantısı olan bir başka parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki Filistin mitinginin zamanlamasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Malum 100. yıl kutlamalarından bir gün önce Atatürk Havalimanı'nda büyük bir miting yapılmıştı. Muhalefet partilerini hedef aldı Bahçeli. Bu mitingin kutlamaları gölgelemek için yapıldığını söylemek yalan ve iftiradır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılda öğrencilere sağlanacak yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı. Burs miktarı lisans öğrencilerinde 2000, yüksek lisans öğrencilerinde 4000, doktora öğrencilerinde ise 6000 liraya kadar çıkarıldı. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündeminde enflasyonla mücadele, çalışmayan emeklilere ikramiye ödemesiyle İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle gerçekleştirilen 100. yıl geçit töreni de vardı. CHP'de heyecan yüksek, hesaplar epey karışık. Kurultaya son 3 gün kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan büyük kurultayı için geri sayım sürüyor. Özel genel başkan seçiminin yapılacağı cumartesi gününe çevrildi. Değişimcilere göre yarış başa baş gidiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere göre ise arada çok fark olacak. Jandarma Genel Komutanlığı 28 ilde 61.500 personelin katılımıyla terör örgütüne yönelik Kahramanlar Operasyonu düzenledi. Operasyonda hedef teröristlerin kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesiydi. Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Van, Rize ve Tunceli başta olmak üzere 28 ildeki operasyonda 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı, 12 adet mayın ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda ayrıca yüklü miktarda mühimmat, yaşam, gıda ve sağlık malzemesiyle örgütsel dokümanlara da el konuldu. Podcast dinle güne başlarken.